K12 Net sisteminde online quizleri oluşturabilmek için öncelikle hesabınızın açılmış olması gerekir. Daha sonra hesabınızı açıp soru düzenleyici kısmına girmeniz gerekiyor. Soru düzenleyici kısmına tıklayarak soru editörü sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Burada klasörler şeklinde tutuluyor sorular. İlk açtığınızda hiçbir klasör bulunmayacaktır. Klasör ekle diyerek klasör eklemeniz gerekmektedir. Klasörünüzü ekledikten sonra eklediğiniz klasörün üzerine tıklıyorsunuz. Daha sonra burada isterseniz yeni bir klasör ekleyerek soru türlerine göre klasörleyebilirsiniz. İsterseniz direkt yeni soru ekleyerek soru oluşturmaya başlayabilirsiniz. Burada gerekli bilgileri girerek işte adını, açıklamasını, puanını, sorunun tipini de belirleyerek sorular oluşturabilirsiniz. Burada farklı türlerde soru oluşturmak mümkün. Soru tipini seçerek farklı sorular oluşturabilirsiniz. İşte çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşlukta olur mu gibi birçok farklı seçeneği bulunuyor. Burada öncelikle bilgileri girerek sorumuzu oluşturuyoruz. Soruların tüm bilgilerini girdikten sonra kaydet butonuna tıklayarak sorularımızı kaydediyoruz. Soruyu kaydettikten sonra sorunun üzerinde adı kısmında bulunan sepet işaretine tıklayarak sorumuzu sepete ekliyoruz. Sorumuzu sepete ekledikten sonra soru sepeti butonuna tıklayarak sepetimizde bulunan tüm sorularla bir sınav oluşturuyoruz. Burada eklediğim tüm soruları görüyorum. Daha sonra sınav oluştur butonuna tıklıyorum. Burada öncelikle benim girdiğim dersler görünüyor. Hangi dersle ilgili oluşturuyorsam onu seçiyorum. Burada hepsi çoktan seçmeli olduğu için cevapları görünüyor. Daha sonra ileri butonuna tıklıyorum. Burada eğer sınavla ilgili bir doküman ekleyeceksem bunu ekleyebilirim. Daha sonra sınav adını, uygulama adını, başlama bitiş zamanını ve burada sınavımla ilgili diğer bilgileri girdikten sonra sınavımı oluşturmuş oluyorum. Sınavla ilgili tüm bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna tıklayarak sınavı tamamen oluşturmuş bulunuyorum artık. Burada sol üst köşede ödev oluştur butonu geliyor. Sınavlar ödevler olarak atanıyor öğrencilere. Buna tıklayarak sınavı ödev olarak atama sayfasına gidiyorum. Tamamen ödev oluşturma ile aynı ekran burası. Burada gerekli bilgileri öğrencilere girerek sınavımı oluşturuyorum. Burada benimle beraber sınavla ilgilenecek bir öğretmen varsa bunu kesinlikle personel olarak eklemem gerekiyor. Daha sonra kaydet diyerek sınavımı öğrencilerime atamış oluyorum. Eğer sınavımda direkt benim cevaplandırmam, puanlamam gereken sorular bulunuyorsa öncelikle gelip sınavımı açıyorum. Buradan sınavın isminin başındaki i harfine tıklıyorum. Burada değerlendirici kısmı var. Öğrenciler cevap verdikten sonra burada değerlendirici ol, değerlendirmeyi yap butonu geliyor. O butona tıklayarak değerlendirmeyi yapabilirsiniz.